Merhaba Aküsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahim Kartil ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam biliyorsunuz geçen hafta sonundan itibaren Türkiye'yi de böyle çok derinden etkileyen bir futbol skandalı yaşandı. Fenerbahçe Trabzonspor maçında istenmeyen ve Avrupa'ya da rezil olduğumuz yine bir takım hadiseler yaşandı. Futbolda evet. şiddet bitmiyor hocam. Siyasette de çürüme, bize hocam bu durumu değerlendirmişsiniz. Çünkü hiçbir alanda iyiye gitmiyoruz şu an. Neden öyle? Çünkü biz insan yetiştirmesinde gerekli olan özveriyi gösteremiyoruz. Gerekli olan hassasiyeti gösteremiyoruz. Bir insanın yetişmesi için neler lazım? Bir insan inşa etmek için nelere dikkat etmek lazım? Bunları yerine getiremiyoruz. Bunlara dikkat edemiyoruz. Bir insan tarifi var. Tasavvufun şimdi Ramazan'dayız ehl Tasavvuf'un bir asgari insan tarifi var. E, diyorlar ki yani bir insanı gördüğünüz zaman insan diyebilmek için asgari üç özelliğin olması lazım. E, ne olsun e, yani bir insan diyorlar e, çok kıymetli bir sanattır, Allah'ın bir sanatıdır. E, Birçok esma ve sıfat onda tecelli etmiştir. Dolayısıyla bir insanı gördüğünüz zaman diyor bir kere e, siması size Allah'ı hatırlatması lazım. Konuştuğunuz zaman ilminizi artırması lazım. Güzel hayır şeyler söylemesi lazım. Ve yaptıklarıyla ameliyle de ahireti hatırlatması lazım. Ya bu bu kadar dikkat ediyor hareketlerine niye dikkat ediyor? Demek ki bir ahiret korkusu var filan diye. E şimdi insanlarda maalesef biz muhabbeti, sevmeyi, ondan sonra adil olmayı, insanlara saygı göstermeyi, bütün mevcudata saygı göstermeyi, kainata saygı göstermeyi, Güzel ahlakı açıkçası, kısacası öğretemiyoruz. Dolayısıyla işte maalesef sokaklardan tutun da tribünlere kadar, siyasete kadar yetiştirdiğimiz neyse e, maalesef işte gördüğümüz de bu. Hani eskilerin güzel bir sözü var ya, tarlaya ne ekersen onu biçersin diye. Evet. E biz maalesef bu tohumları ekiyoruz. Şiddet tohumu ekiyoruz, nefret tohumu ekiyoruz. Tabiri caizse toplum adeta, Allah korusun yani çok üzülüyorum kötülük üreten bir toplum olduk. Bakın sadece statlar değil, bir haberleri dinleyin. Baştan sona kim öldürdü, kaç kişi öldürdü, ne oldu, nasıl çarptı, nasıl vurdu, nasıl kandırdı, nasıl dolandırdı, işte kaç terörist yakalandı falan böyle yani baştan sona bu toplum kötülük üretiyor. Yani suç istatistiklerine bakıyorum ben hukukçu olarak. Hem de resmi suç istediklerine, yani Adalet Bakanlığı'nın falan neşrettiği suç istatistiklerine bakıyorum. Bazı suçlar %100 değil, %700, %800 artmış. Ee, maalesef böyle bir durum yani son zamanda geldiğimiz durum bu. İşte bu stada da yansıyor, siyasete de yansıyor. Bir insanın işte konuşması hikmet, susması hikmet, bakışı hikmet, düşüncesi hikmet, ahlakı hikmet... Güzellikler, hakikatler taşıması lazım. Ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Böyle insanlar artık bulmak zor da, toplumda, görmek zor. E bir de bir söz vardır eskiden. Derler ki hep balık baştan kokar. Veya ön teker nereden giderse arka teker de oradan gider diye. E bizim siyasetçilerin uslubuna, tarzına, düşüncesine, hareketine, tavrına, ortaya koydukları hayat tarzına verdikleri meyve verdikleri ağaca bakarsanız e, insanlar da maalesef onlara örnek alıyorlar. Yani nezaket değil, hikmet değil, güzel söz değil, tevazu değil, mahfiyet değil, diyagramlık değil, birbirinin yardımına koşmak değil. Başka türlü huylar işte piyasada. Yani İçişleri Bakanlığı'nın hareketlerine, beyanlarına, tarzına filan yaptıklarına, ilanlarına bakarsanız saat başı işte bir örgüt çökertiyorlar diyor. Türkiye hep örgütler, uluslararası kirli işler, kara paranın aklandığı yer, mafyanın cirit oynadığı bir yer. Bu duygu ve düşünceler maalesef statlara da yansıyor, siyasete de yansıyor. Böyle devam ediyor. Yani e, mafyanın kötü işlerin organizesi ve kuvveti e, temelleri siyasetin içinde. Yani siz de biliyorsunuz siyasetçilerin halini. Türkiye'de nerede meşhur mafyalar var. Siyasetçilerle ya ortak ya da beraber fotoğraf veriyorlar. Doğru. E, ya da beraber işte ilişkileri çıkıyor. E, böyle bir toplum maalesef yani kötü bir kelime ama hakikaten haklı olarak kullanıyor bence. Yani kokuşmuş bir hal var. E, bu Ramazan'ın yüzü hürmetine, bereketi hürmetine inşallah aklımızı başımıza alırız ve bu sıkıntıdan çıkarız. Nasıl sıkça çıkacağımız belli. Demin söylediğim gibi, düşüncemizi değiştirmemiz lazım. Hedefimizi değiştirmemiz lazım. Maksadımızı değiştirmemiz lazım. İyi insan inşa etmenin yollarını aramamız lazım. Bakın, bütün dinlerin, felsefelerin, bilim adamlarının bütün hepsinin maksadı iyi insan inşa etmektir. Biz bunu bıraktık. Maalesef politikaların da bizi yanlış politikaların da bizi getirdiği nokta buydu. Söylemek istemiyorum. Herkes söylüyor artık. Herkesin dilinde pelesenk oldu. E, bir hedefi vardı bu hükümetin. Yani dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek. Kindarlıkla dindarlık beraber olmayacağı için çünkü dindarlık merhamettir, hoşgörüdür, tevazudur, affetmektir, şefkattir. Kindarlıkla dindarlığı bir araya getiremedi, bir araya getiremediğiniz için Kindarlığı tuttu, dindarlığı iflas etti. Dolayısıyla kindar ve nefret dolu bir nesil şu anda piyasada. Güzelliklerden uzak, ahlaktan uzak, inançtan uzak, her türlü güzel evet. meziyetleri terk etmiş bir toplum var. Dolayısıyla kim kuvvetliyse o galip oluyor. Yani haklı olan kuvvetli olması gerekirken, hak galip gelmesi gerekirken, kuvvetli olan haklı olduğu için, Herkes de güzellik değil, kuvvet devşirmeye çalışıyor. Evet, Hocam, haftanın bir diğer konusu da biliyorsunuz CHP'de balyalarla yapılan para kuleleri. Evet. Tabii orada gayri resmi bir takım alım satıma söz konusu olmuş işlemler. Sızdırıldı. Yok Kılıçdaroğlu ekibinin kumpası, yok hükümetin kumpası. Diye CHP bunu geçiştirmeye çalışıyor ama tabii ortada da bir, büyük bir mevla dönüyor ve e, İmamoğlu'nun Kurmayların tabiri caizse A takımında yer alan isimler de orada o paraların başında boy gösteriyorlar. Hocam siz bu görüntüleri nasıl yorumladınız? Kumpas olarak mı değerlendiriyorsunuz? Arkadaşım Türkiye'nin Türkiye'nin sözünü kestim. En önemli problemlerinden biri de siyasette şeffaflığın olmaması. Maalesef. Evet. Yani kirli işlerin en çok döndüğü yer. Özellikle kirli sermayenin, kara paranın en çok döndüğü yer siyaset. Düşünün ki bir siyaseti aday olmak için insanlar usulsüz paralar veriyorlar. Seçilmek için insanlar manipülasyon yapıyorlar, usulsüz paralar harcıyorlar. Yani bir partide yetkili olmak, belli bir noktaya gelmek için insanlar müthiş gayri resmi, usulsüz paralar harcıyorlar. Yani siyasetin lokomotifi, siyaseti harekete geçiren, siyaseti taşıyan, siyaseti etkileyen en önemli unsur kirli para olmuş. Şeffaflık yok. Siyasetin finansmanının nasıl döndüğünü Türkiye'de kimse bilmiyor. Hı. Hatırlarsınız, bir ara siyasetçilerden birisi bir ahlak yasası çıkaralım demişti, siyasi ahlak yasası. E, bunu başbakan demişti o zaman Ahmet Davutoğlu. Tamam. E, bu meslekette başbakanken Tayyip Erdoğan da ona karşı çıkmış demişti ki eğer böyle bir kanun çıkarırsanız biz ilçelerde ve illerde e, başkan bile bulamayız. Demek ki yani siyaset en alt kademeden en üst kademeye kadar bu kadar kirli ve pis organizasyonlarla dönüyor. Maalesef şu andaki seçim öyle. Herkes korkunç paralar harcıyor. Ama bu insanlara bu paranın kaynağı nereden geliyor veya niye bu kadar para harcıyorsun sen? Hakikaten bir hizmet edeceksen o makamda bulunmakla alacağın ücret belli. 5 yıl görev yapacaksın, elde edeceğin imkan da belli. Yani bu kadar parayı nereden buldun, niye harcıyorsun, neden harcıyorsun diye soran yok. Çünkü siyaset devleti ele geçirme, makamı ele geçirme ve oradan Gelir elde etme vasıtası olmuş. Böyle evet. ahlaksız bir yapı var. Bu sadece hükümette değil, muhalefette de bütün partilerde var. Ama her partide var. Sadece iktidarda ve ana muhalefette de değil. Her birinin kendine göre kaynakları var. Birisi yurt içinden topluyor, birisi yurt dışından topluyor. Birisi resmi topluyor, birisi gayri resmi topluyor. Birisi usulsüz bir şekilde makam satıyor, sıra satıyor, üyelik satıyor. Ee, ve böyle dönüyor maalesef. Birisi sahip olduğu belediyenin veya işte partinin imkanlarını satıyor. Böyle dönüyor siyaset. Dolayısıyla bunların e, savunulacak bir tarafı yok. Ha, nasıl savunuyorlar kendilerini? Şu i̇şte eski bir iş. Eski defterler bir kumpas gündeme getirildi. Birisini mahvetmek için ama bu eski ise bile çıkıp ne olması lazım? Güzel güzel izah edilmesi lazım. Şu tarihte olmuş bir iş, şunun için olmuş bir iş. Bunda işte yeni adayların, eski adayların dahli var, yok filan. Bu izah edilmesi lazım. Dikkat ederseniz iktidar sanki kendilerinde bu iş hiç yokmuş gibi mal bulmuş mağribi gibi üstüne atladı. Ta ki İstanbul adayını bu vesileyle yıpratmak. Bu bir kere doğru bir tavır değil, ahlak olmayan bir tavır. Yani kendi gözündeki koca merteyi görmez işte başkasının gözündeki çöpü görür derler. İktidarın bu tutumu bu açıdan doğru değil ama muhalefetin adayının ve muhalefetin tutumunun da ben doğru olduğunu savunmuyorum. Niye? Çünkü böyle bir meblağ, böyle bir ilişkiler şeffaf olmalı, ne, net olmalı, hesabı verilebilir olmalı. Yani tencere dibin kara seninki benden kara demiş ben şükrediyorum yani o işlere elimizi bulaştırmadığımız için o işlerden uzak olduğumuz için şükrediyorum hatta elim bulaşmamış madem dilim de bulaşmasın diye bu çirkef şeyleri konuşmak düşünmek bile istemiyorum evet. maalesef böyle her yönüyle lanet çirkin bir tavırı güzel kardeşim zaten içtimai hayat bir bütündür. Yani vücudun bir yerinde nasıl bir hastalık olunca mesela dişiniz ağrınca sanki bütün vücudunuz ağrıyormuş gibi her şey orada toplanır ya. İçtimai hayat da bir vücut gibidir. Bir yerinde bir sıkıntı olduğu zaman bütün vücuda yayılır. Şimdi bizim içtimai hayatımızda da çok problemler var. İşte bu çok problem her yere sirayet etmiş. Yani iktidar usulsüz bir şekilde, ahlak olmayan bir şekilde iktidarını devam ettiriyorsa, muhalefet de, madem iktidara gelmenin yolu bu diyor, o da o yolu deniyor. O şekilde sonuca gitmeye çalışıyor. Maalesef birbirlerini etkiliyorlar. E, kötü şeylerin, şartların birbirini etkilemesi ve tetiklemesi gibi. Nereye kadar gidecek, nerede duracak cidden merak ediyorum. Korkuyorum ve utanıyorum memleketim adına. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta hocamız bunu kapsamlı değerlendirmişti ama tabii Bahçeli faktörü yoktu. Bu kez Devlet Bahçeli de hafta sonu kendi kurultaylarında adeta kükreyerek ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, sen bir kurtarıcı lidersin dedi. Daha da olayı ileriye taşıdı. Hocam bakanlar yine anayasaya atıp da bulunarak seçilebilir yolunu açmaya çalıştırmışlardı ama Devlet Bahçeli üst perdeden direkt kurtarıcı, yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak atfederek bırakamayacağını, ve devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Tabii geçen haftaki evet. değerlendirmeniz çok kapsamlıydı. İzleyicilerimiz bir önceki e, videodan da takip edebilirler neler söylediğinizi. Hocam bu münvalde de bu olayı bir bahçelinin gözünden e, sözlerinden yola çıkarak da kısa bir yorumlar mısınız ilgiliylemi? Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani Halil Bey kardeşim <laughs> tabii bu partinin genel başkanı hakkında konuşmak çok da güzel bir şey değil. Ama yani Bahçeli'nin söylediklerini, tutumunu, tavrını çok özür dilerim normal bir akılda izah etmek mümkün değil. Yani e, bu yüzyılın yılın kurtarıcısı e, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ise o zaman mesela demezler mi? Devlet Bahçeli'ye ve partisine ne ihtiyaç var? Kapat o zaman partini, git kurtarıcının yanındadır. Öyle olmak gerekmez mi yani? Niye ayrı bir parti, niye ayrı bir faaliyet, niye ayrı bir insanları peşine takıyorsun işte? Onların umutlarını sömürüyorsun. O zaman kapat partiyi, bırak işini, git. Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı ol, onunla birlikte çalış, kurtarıcısı oysa. Birincisi burada bir tezat var. Yani e, madem siyaset yapıyor, alternatif bir parti. O zaman bir başkasını kurtarıcı olarak görmek, kendi varlığını inkar etmek demek. Burada bir tezat var. İkincisi, Devlet Bahçeli, yani daha önce... Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağıyla ilgili o kadar gerekçeler söylüyordu ki. Mesela ateşle su yan yana bulunmaz, işte tekeden oğlak olmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz filan diye bağırıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı olmaz, bu milleti temsil edemez, haindir diye tavsif ettiği, sövdüğü, küfür ettiği birisi birdenbire kurtarıcı oldu. Mesela bu tezatı da Türk milletini anlatması lazım. Demesi lazım ki ey milletim ben daha önce size böyle 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 dedim. Ama ben yanılmışım, özür dilerim, sizi de yanıltmışım. Yanılmamın sebepleri de şu. Eskiden bilmediğim Recep Tayyip Erdoğan'ın şu 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 özelliklerini öğrendim. Rüya gördüm, bir şey gördüm. Manevi alemde birisi beni ikaz etti falan. Bir şey demesi lazım. Yani bazı insanlar hiçbir şey bulamıyorsa rüya ile işte haklılığını izah etmeye çalışıyor. Devlet bahçeleri hiçbir şey söylemeden yani e, 360 derece viraj yapıyor adam. Dönüyor yani. Bir garip bir şey. Dolayısıyla bu da bir çelişki. Sonra bütün bunları bir tarafa bırakalım. Hakikaten kurtarıcı mı değil mi? Halil Bey kardeşim hep söylüyorum. Bu değişmez bir kaidedir. Bir ağacı gösteren o ağacın meyvesidir. Ağacın başında meyvesi görünüyorsa ve o meyveyi alıp yiyip zehirlendinizse artık o nasıl bir ağaçtır diye kökünü kazmaya gerek yok. Bunun meyvesi bizi zehirledi ya bu zehirli bir ağaç de dersiniz siz. Yoksa hiç kimse ayları mekşi demez. Hiçbir müfsit de affedersin ben müfsidim ifsad ediyorum kandırıyorum demez. Ama siz sonuca bakacaksınız. Şimdi bu memleketle Recep Tayyip Erdoğan'ın da 22 yıldır yaptıklarına bakarsanız kurtarıcı değil, batırıcı yani bu milleti aldığı getirdiği nokta. Hep onun bir ifadesi vardır ya nerede nereye. Bakın yeni artırılan faizlerle birlikte bu memlekette şu anda yani faiz %50'ye gelmiş. Bu Devletin uygulamak istediği kanuni faiz, bunun yanında ticari faizler, banka faizleri yüzde altmış, yüzde yetmişlere çıkmış. Enflasyonun geldiği nokta belli, dövizin geldiği nokta belli. Yani döviz 30 kat, kattan fazla artmış. Yani bunlar bu devleti teslim aldıkları zaman işte paradan sıfırları attıklarında hemen hemen bir lira eşittir bir dolar civarındaydı. Şimdi 30 küsurları geçmiş. Dolayısıyla faiz belli, döviz belli, enflasyon belli ve bütün devletin 80 yıldır yaptıkları bütün kamu kuruluşlarını sattılar. 20'de 1, 30'da 1 fiyatına peşkeş çektiler. Yetmedi. İşte bu söylediğimiz maden kanunuyla hep söyleye söyleye dilimde pelesenk bitti. Türkiye'nin altını üstüne getirdiler ya. Hepsini işte yabancı şirketlere peşkeş çektiler. Yakınlarına peşkeş çektiler. Dolayısıyla bu neyi kurtardı, nasıl kurtardı bunu da bize anlatması lazım Devlet Bahçeli. Yani sen 100 yılın kurtarıcısı, peki 100 yılın kurtarıcısı neyi kurtardı? Yani bundan önceki yılın işte 100 yılın kurtarıcısı diyelim Osmanlı yıkılırken bir kurtuluş harbi yapmış, başarmış. Osmanlı'dan yeni bir cumhuriyet kurmuş, ortada ürünü belli. E bunlar neyi kurtardı, neyi çıkardılar ortaya? Cidden ben anlamıyorum. Şaşırıyorum, düşünüyorum. Yani azıcık aklım da var, azıcık ilmim de var, azıcık hukuku da bilirim, azıcık hayatı ve ekonomiyi de bilirim. Samimi söylüyorum, insaflı davranmaya çalışıyorum bu Ramazan günü konuşmalarımda. Ahlaklı olmaya çalışıyorum, körü körüne tenkit etmek istemiyorum. Ama ben düşünüyorum, bir şeyi kurtardıklarını görmüyorum. Kendilerini, yakınlarını ve etbalarını iyi beslediler. Bence bu da kurtarmak değil. Belki dünyalarını kurtardılar ama tehlikeli bir yora girdiler. Mesuliyetli bir iş yaptılar diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşmek ben teşekkür ederim. Için bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Memnuniyetle.